Bugün size, Byzantium adlı bir drama, fantezi, korku filmi göstereceğim. Film 2012 yılında gösterime girdi. Şehrin ortasında Eleanor, sırrını kimseye anlatamadığı için hayatının kağıtlar üzerinde ne kadar üzücü olduğunu yazıyor, aslında 200 yaşında bir vampir. Yazdıktan sonra kağıtları atma alışkanlığı, parçalanmış bir kağıt topun pencereden düşmesine neden oldu. Yaşlı bir adam onu okur ve Eleanor'un gerçek doğasını keşfeder. Korkmak yerine bir iyilik ister. Eleanor'u evine getirdikten ve çocukluk anılarını paylaştıktan sonra, adam hayatına son verme arzusunu ifade eder. Eleanor onu yiyip öldürüyor. Eleanor'un vampir annesi Clara, bir barda yaramaz bir dansçı olarak çalışıyor. Clara, dokunaklı hale geldiğinde dans partnerine vurur ve patronunu kızdırır. Ödeme yapmadan gitmeyi reddettikten sonra kasadan para almaya çalışır, ancak Werner onu bulur gibi görünür. Clara onu fark eder ve korkar, kafasındaki bir şişeyi kırar ve kaçar. Werner, bir alışveriş merkezinin arka kapısından kaçmadan önce nesneleri engel olarak yere fırlatan Clara'nın peşine düşer. Çatıda köşeye sıkışan Clara, tavan penceresinden atlar ve zıplayan bir kaleye inerek çocukları korkutur. Werner yakalar ve Eleanor'u sorgulayarak Clara'dan onu dairesine götürmesini ister. Werner Eleanor'a küfür ederken Clara yarasını tedavi ediyormuş gibi yapar ve onu bir gerot ile öldürür. Eleanor eve döndüğünde, ölüleri görünce paniğe kapılır ve tekrar ayrıldığı için annesine kızar. Clara ona Eleanor'u güvende tutmasını söyler, bu yüzden daireyi ateşe verirler ve banyo yapıp toplandıktan sonra ayrılırlar. Otostoptan sonra Clara, bir kamyon tarafından alındıktan sonra Eleanor'u bir şarkıyla rahatlatır. Şehirden ayrıldıktan sonra kamyon kadınları kırsalda bırakır. Yürüyüş yaptıktan ve çimlerin üzerinde uyuduktan sonra deniz kenarına yakın yeni bir kasabaya ulaşırlar. Eleanor bir grup kızı tanır ve daha önce burada olduklarına inanır. Ancak Clara reddeder ve Eleanor'a para kazanırken eğlence parkının keyfini çıkarmasını söyler. Eleanor, parkta kalmak yerine büyük becerilere sahip bir kafede piyano çalıyor. Garson Frank, Eleanor'un müziğine iltifat eder ve sohbet etmeye çalışır, ancak zorlukla yanıt verir ve ayrılır. Vardiyasını bitirdikten sonra Frank, Eleanor'a yaklaşır ve onunla tekrar sohbet eder. Eleanor birkaç şey söyler ama ayrılmadan önce Frank'in çağrısını reddeder. Eğlence parkındayken Clara, daha kışkırtıcı kıyafetlere dönüşmek için bir oyunda saklanır. Ayrılırken Noel'in dikkatini çeker ve onu ücretli bir yaramazlık için davet eder. Ne yazık ki, Noel bir arıza geçirdi ve annesinin son kaybı nedeniyle performans gösteremedi. Clara onu rahatlatır ve onu Noel'in annesinin bıraktığı misafirhaneye götürmesini önerir. Onlar ayrılırken Clara, Eleanor'a şövalyelerini parlak zırh içinde bulduğunu garanti eder. Noel onları terk edilmiş bir otelde barındırır, Eleanor'a kendi odasını sağlar ve Clara'nın kapak hikayesine göre küçük kız kardeşini destekleme mücadelesine empati gösterir. Eleanor, Clara'nın uyurken onu bir adadaki gizli bir mağaraya götürdüğünü hayal eder. Eleanor, kendisinin başka bir versiyonu tarafından ısırıldı ve vampir dönüşümüyle sonuçlandı. Eleanor, Clara ve Noel'in yan odada çapkınlaşmasıyla uyanır. İki gizemli polis yanmış daireyi araştırırken, ceset manşetlere çıkıyor. Eleanor endişeli ama Clara burada kalabileceklerini söylüyor. Eleanor, suya bakarken vampir olmadan önceki zor bir dönemi hatırlıyor. Hasta olan yüzbaşı Rutwin, Clara'yı yetimhaneden aldı ve annesinin hayatta olduğunu açıkladı. Rutwin daha sonra onu sömürdü. Günümüzde Eleanor, Noel'e gerçeği anlatmaya çalışır, ancak Clara müdahale eder ve ona gizli anlatılarını sürdürmenin hayatta kalmaları için çok önemli olduğunu hatırlatır. Eleanor daha sonra Clara'nın daha fazla gelir elde etmek için odaları misafirhane yerine müstehcen bir ev olarak kullanmayı önerdiğini duyar. Sıkıldıktan sonra Eleanor yürür ve kıyıya yakın yüksek bir yolculukta genç bir kızı keşfeder. Eleanor, kız ölürken bir hikaye anlatır. Clara, kraliyet donanmasından yüzbaşı Rutwin ve astemen Darvel ile küçük bir kız olarak tanıştı. Darvel onu Rutwin konusunda uyardı, ancak reddetti ve kaptanla birlikte gitti. Uyarı doğruydu, Rutwin Clara'yı sömürdü ve onu gölgeli bir evde yeni bir işçi olarak bıraktı. Clara Eleanor'u doğurdu, ancak müstehcen evde çocuklara izin verilmediğinden onu özel bir yetimhaneye yerleştirdi. Eleanor ertesi sabah hikayeyi tekrar yazar ve kağıtları denize atar. Kızları önceki günden tanır ve aynı yetimhaneyi paylaştıklarını keşfederek onları takip eder. Annesi bu sahil köyünde büyüdü. Dikkati dağılırken, Eleanor yanlışlıkla Frank'e çarparak düşmesine ve elini yaralamasına neden olur. Üzülen Eleanor, Frank'e bir mendil verir ve elin aşırı kanamasına rağmen eve dönmesine yardım eder. Frank'in ailesi onu görünce arabalarıyla hastaneye koşar.
Frank, Eleanor'u büyüleyen ve onu girişte hareketsiz bırakan kanlı bir mendil düşürdü. Aile gittikten sonra Eleanor mendilden Frank'in kanını içer. Aynı iki polis yaşlı adamın cesedini bulur. Ertesi gün Clara, Eleanor'un bir erkeğin başka bir kızı tercih etmesi nedeniyle ağlayarak tanıştığı kıza tanık olur. Clara adamı öper, sonra onu kötü aktiviteler için sahile götürür. Meşgulken Clara onunla beslenir ve onu öldürür. Clara geri döner ve kızla bir anlaşma yapar. Eleanor, zayıf görünen Frank'i hastanede ziyaret eder. Eleanor, Frank'e bağlı kan pompası tüpü tarafından cezbedilir, ancak Frank'in annesi daha fazla komplikasyonu önlemek için gelir. Frank'in annesi, lösemisinin ve antikoagülanlarının aşırı kanamasına neden olduğunu ortaya koyuyor. Yardımları için Eleanor'a teşekkür etti, ancak ayrılırken Frank'i bilgilendirmemesi istendi. Çıkışı sırasında hastane yatağında ölmekte olan bir kadını gözlemler. Eleanor'u gördükten sonra ona bir melek adını verir ve Eleanor sefaletini hafifletmek için ondan beslenir. Eleanor, Clara'nın iki çalışan kızı işe aldığını ve onlarla para kazandığını bulmak için eve döner. Eleanor şikayet eder, ancak Clara birinin parayı getirmesi konusunda ısrar eder. Eleanor daha sonra Frank'in derslerine katılır. Öğretmen Kevin, kişisel deneyimlerden yaratıcılık çekmek için onları eğitir. Eleanor, yetimhane deneyimini ve annesiyle öğretmene yeniden bir araya gelme duygularını anlatıyor. Frank, hayalet olduğuna inandığı çocukluk hayali bir arkadaşını hatırlıyor. Kevin, öğrencileri dersten sonra, "Ben varım" başlıklı gerçek bir makale yazmaları için görevlendirir. Frank ve Eleanor dersten sonra takılırlar ve Frank, Eleanor'un onu hastanede ziyaret ettiğini ve annesinin onu kız arkadaşı olarak gördüğünü ima ettiğini açıklar. Frank, Eleanor'a evlenme teklif eder ve onu öper, ancak ona yalan söyleyemediği için kaçar. Eleanor yine sahilde hikaye üzerinde çalışıyor. Eleanor 6 yaşındayken Clara, yetimhanede çalışmak ve ona destek olmak için hastalığını gizledi. Ruthven, bir akşam arkadaşlarını tatmin etmesi için Eleanor'u tuttu. Darvel sabah geldi ve önemli değişiklikleri ortaya çıkardı ve Ruthven'i onu canlı gördüğü için şok etti. Darvel, o gece onlara harika haberler sunacağına söz verdi. Ruthven, kasabadayken rutin olarak yaptığı gibi Darvel gittikten sonra Clara'yı taciz etti. Hikayeyi hazırladıktan sonra Eleanor, onun hakkındaki gerçeği ortaya çıkarması için Frank'e verir. Geri dönüş, Ruthven'in Clara'yla işini bitirmesinin ardından başlar ve Darvel'in son derece hasta olduğunu ve kütüphanede bir çare bulmakla ilgilendiğini ortaya çıkarır. Sürpriz bir karşılaşmada Savelle ona şifalı bir tapınağı olan bir adaya haritası olan bir kutu verdi. Darvel ölmeden önce oraya gitmek istedi, bu yüzden Ruthven onu teknesine aldı. Musallat bir mağaranın raporlarına rağmen Darvel korkutucu yere girdi. Ruthven, şelalelerden kaçan hayvanları ve kırmızı suyu gözlemledi, ardından Darvel'in mağarada öldüğünü keşfetti. Ruthven kaçtı ve Darvel'in mallarını dehşete kapılarak çaldı. Frank, makaleyi okuduktan sonra otelde Eleanor'u ziyaret eder, ancak Clara kapıyı açar ve kızını koruması için onu gönderir. Eleanor, Noel'in Clara'nın iş kararından duyduğu memnuniyetsizliği gidermeye çalışır, ancak Clara Frank'in ziyaretini görüşmek için araya girer. Eleanor, annesine Frank'in bir ödev üzerinde çalışan bir öğrenci olduğuna dair güvence verir, ancak sonra onu arar. Frank, Eleanor'un yazılarını beğenirken, ona ödevin gerçekle ilgili olduğunu hatırlatır. Eleanor onu daha iyi tanımak için yazdığını itiraf ettiğinde Frank, kurgusal bir senaryo aracılığıyla bir travmayı aktardığını varsayar. Clara çatıdan seyrederken Eleanor şüphesinden incinerek ayrılır. Restoranda piyano çalan kör bir kadın bulduktan sonra Eleanor eve gitmesine yardım eder ve onu yer. Ertesi sabah vampir olan gizemli polisler Darvel ve Savella, Clara'nın cesedini sahilde keşfederler. Frank okulda Eleanor'dan kaçınır ama Kevin'e hikayesini anlatır. Kevin hikayeyi psikoterapist Morak ile gözden geçirir, harika ifadelerini fark eder ve Eleanor'un acıyı ve suçları gizleyebileceğini öne sürer. Morak el yazısıyla yazılmış içeriğe hayran kalır ve daha fazla okuyarak başka bir anı ortaya çıkarır. Ruthven ve Clara, Darvel ile tekrar karşılaştıklarında Ruthven anahtarlarını geri verir ve Darvel hikayesini paylaşır. Mağarada, onu öldüren başka bir benlikle tanıştı. Uyandıktan sonra Darvel bir vampirdi. Vampir kardeşliği komutanı Savella, ona beslenmesi için bir kurban teklif etti. Darvel, Ruthven'a aynı hediyeyi vermesi için harita kutusunu verdi. Kevin, Eleanor'un vasisini bulmak için oteli arar, ancak Noel'i çıplak ve yaramaz işçiler bulur ve endişelerini artırır. Clara'ya yazdığı bir mektupta Kevin bir toplantı talep eder, aksi takdirde sosyal hizmetler ve polisle iletişime geçer. Morak, başka bir geri dönüşü içeren hikayeyi tartışmak için Eleanor'u ofisine çağırır.
Clara, Rutfen'ı bacağından vurdu, çizelgeyi çaldı ve ata binerek kaçtı. Clara ona bundan daha fazlasını anlatmadı, bu yüzden hikaye orada bitiyor. Morag hikayeyi ve Eleanor'un onu neden öldürmediğini sorguluyor. Eleanor, yalnızca ölmekte olanları, tipik olarak yaşlıları öldürdüğünü söylüyor. Eleanor okulun müzik odasında piyano çaldıktan sonra Frank, vampirizmi tartışmak için ona yaklaşır. Frank, Eleanor'u acıklı bulur, ancak doğum günü partisi davetini yalnızca onu isteyenleri öldürdüğünü açıkladıktan sonra kabul eder. Eleanor harita kutusunu günün ilerleyen saatlerinde Frank'in evine getirir. Frank, odasında kanını tek konuğa sunar, ancak o reddeder. Clara, Kevin'i ziyaret ederken Eleanor'un yazılarını inceler. Adaya gelişini ve vampir olduğunu, şelalenin kan suyunun tadını çıkardığını hatırlıyor. Denize atladıktan sonra sahile geri döndü ve gördüğü ilk adamla beslendi. Darvel onu keşfetti ve kardeşlikten başka bir vampir olan Savella ve Werner'a taşıdı. Kardeşlik yalnızca erkekleri kabul ettiği ve Clara'nın daha düşük sosyoekonomik sınıftan olduğu için senaryo tatmin edici değildi. Bir anlaşmazlıktan sonra Savella yaşamasına izin verdi, ancak onu vampir kulübünden çıkardı. Darvel onun adına konuşmadı ve Clara sürgüne gönderildi, bu yüzden tek kişiyi aramaya gitti. Ailesi vardı, Eleanor. Ancak Rutwin'in çalınan haritanın intikamını pencereden almak için Eleanor'u götürdüğüne tanık oldu. Eleanor, Rutwin'in kızına kötü davrandığını öğrenince onu öldürdü. Clara, Rutwin'in ona bulaştığından şüphelendiği için Eleanor'u vampir olması için adaya götürdü. Clara, Eleanor'un kurallara aykırı bir vampir haline geldiğini ve kardeşliğin onları yıllarca takip etmesine neden olduğunu ekliyor. Daha sonra Kevin'i yiyip öldürür. Eleanor ve Frank yatağında konuştuktan sonra öpüşürler. Eleanor, Frank'i coşkuyla kazara incittikten sonra paniğe kapılır ve kaçar. Frank, lösemiden öleceğini ve vampir olmak istediğini belirterek onu takip eder. Eleanor ona biraz yara kanı içtikten sonra onu beklemesini söyler. Bu sırada Morag, Kevin'in cesedini okulda bulur. Eleanor, eşyalarını almak için otele döner ve Noel, Clara'nın personeli eve gönderdiği ve temizlediği için ona kızgın olduğunu açıklar. Clara, Eleanor'un ayrılışını kesintiye uğratır ve hikayesiyle onları tehlikeye attığı için ona bağırır. Eleanor, Clara'yı kaçmadan önce ona bakmamak, onu zorlamak ve nefretini ifade etmekle suçlar. Clara kızının peşine düşer ve asansörün sıkışmasına neden olur. Noel onu durdurmaya çalışır, ancak şaftın içinden düşer ve asansör kabinine çarptığında ölür. Clara, Frank'i susturmak için yola çıkar. Konuşma sırasında Darvel ve Savella, Kevin'in ölümünü ve Eleanor'un hikayesini Morag'dan öğrenirler. Frank, Clara'yı balkonda beklerken aniden onu boynundan yakalayan Clara'yı keşfetmek için eve gelir. Eleanor, Noel'in titreşen telefonunu kavramak için vücuda ulaşır ve Frank'ı arar. Clara ona çok geç olduğunu söyler, ancak Savella, Darvel ve Morag konuşmalarını keser. Savella, Clara'yı Eleanor'u götürdüklerini söyleyerek arar, Darvel ise asansöre biner ve onu arabada kelepçeler. Clara kızını savunmak için koşar, arabaya atlar ve Eleanor'u onu öldürme planları konusunda uyarmak için ön camı kırar. Savella, Clara düşene kadar pervasızca araba kullanır, sonra onu ezmeye çalışır, ancak Clara kaçar. Morag paniğe kapılır, bu yüzden Savella ondan bıkar ve onu öldürür. Savella, arabadan ayrıldıktan sonra ortaya çıkan ve ona çarpan Clara'yı arar. Birdenbire Darvel Clara'yı kapar, kelepçeler ve idam için bir bıçak getirir. Clara, onu Rutwin yerine seçmesi gerektiğini kabul ederek Darvel'den af dilenir. Darvel, kafasını tuttuktan sonra Savella'nın kafasını keser. Darvel, anne ve kızı barıştıktan sonra onu kardeşlikten korumak için Clara'yı yıllarca takip ettiğini itiraf eder. Savella'nın kalıntılarını yaktıktan sonra Clara, Eleanor'la konuşur, ona para teklif eder ve kendi hayatını yaşamasına izin verir. Clara ve Darvel yeni bir girişim kurarken Eleanor ve Frank bir yatta kaçarlar. Adaya vardıktan sonra Eleanor, Frank'ı vampir olmak için bir mağaraya götürür ve şelaleleri kırmızıya çevirir. Umarım beğenmişsindir. Bunun gibi daha çok video izlemek için abone olun, bildirimleri açın ve like atın. En sevdiğiniz filmi bir dahaki sefere kadar özetlememizi istiyorsanız yorum bırakın. Yorum kanalımızın büyümesine yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.